Arman Hocam, az önce iyi huylu ve kötü huylu prostat dediniz. Evet. Peki iyi huylu prostat büyümeleri nasıl tedavi edilir? İyi huylu prostat büyümelerinin adı üstünde bir kere kanser potansiyeli yoktur. İyi huylu dediğimiz sadece bir volüm artışıyla kişinin idrar yapmasını zorlaştırması söz konusu. Bu yüzden de iyi huylu prostat büyümesi olan kişinin idrar yaparken ince idrar yapması, yani idrar kalibresinin incelmesi, taziksiz yakına idrar yapması, özellikle başlarken bir bekleme sürecinin olması, hani biraz parodi haline getirirsek veya bir skeç gibi düşünürsek, hani genç bir kişi hemen gidip idrarını pisuara yapıp çıkarken 60'lı 70'li yaşlarında bir erkek başlamak için bir süre bekliyor. Yaparken uzun bir süre harcıyor ve bitirirken de damla damla devam etmesi onu orada tutuyor. Dolayısıyla bir kere idrarı boşaltma süresi uzuyor. Başlaması bir sıkıntılı. İdrar yaparken bazen ıkıntı ile idrar yapma, zorlama söz konusu. Ve bitişi de öyle hadi idrarım bitti ben gidiyorum, çocuklar bekliyordu gibi bir şey değil. Biraz daha damla damla yapıp biraz daha damla damla devam ettirme olayı olur. Bu iyi huylu BPH dediğimiz iyi huylu prostat büyümesi hastalıklarının temel şikayetleri. Tabii kişi bu volüm artışı nedeniyle idrar kanalının tıkanması sonucu idrarını da tam boşaltamayabileceği için biraz daha sık da idrara gidebilir. Bunun bir gece yansıması da gece idrara kalkma olabilir. Çünkü genç bir insan gidip lavaboya idrarını tamamen boşaltabiliyor, mesanedeki idrarını. Ama BPA hastası, iyi huylu prostat büyümesi olan bir insan tabii ki tam boşaltamadığı için mesanede bir rezerv var, içeride kalmış, üstüne yeni idrar böbreklerden gelince tam boşaltamadığınız bir rezervuarı, mesaneyi iyi kullanamıyorsunuz. Hemen tekrar bir doluluk hissi beyne gidiyor ve sizi lavaboya götürüyor. Dolayısıyla tıkalı işeme, zor işeme yakınmalarının yanı sıra daha sık idrara gitme, gece ve gündüz daha sık idrara gitme söz konusu oluyor. Bu sorunuzdaki iyi huylu prostat büyümelerinin kişideki yapmış olduğu yakınmalar ve şikayetler.